Merhabalar. Bugün Ankara'dan bir konuğumuz var. Meclisten bir konuk. HDP'nin Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara epeyce karışık, gündem yoğun ama en çok haberlerde dikkatimizi çeken şeylerden biri ODTÜ'deki olaylar. Evet. Siz de onunla ilgili pek çok açıklama yapıyorsunuz. Tweetlerinizde de gördüm. Ne oluyor, neler bitiyor ODTÜ'de? Şimdi yaklaşık herhalde 15 gün önce bir önerge de vermiştim, soru önergesi oradaki durumla ilgili. Aslında 55 günü aşan sanıyorum, yanlış ifade etmeyeyim ama bir zamandır öğrenciler direniyorlar. Kavaklık diye bir bölgede ağaçların olduğu, ki zaten ODTÜ genelde hep ağaçlık ve yeşillik bir bölge. Orada, görüntülerini de veriyoruz şu anda. Evet, o bölgenin orada KYK yurdu yapılmasını. Şimdi şu çok acı bir şey mesela. Yani gerçekten o ağacın devrilmesi. Hani bir kere kendi hayatımdan hatırlıyorum. Bizim bahçede olmuştu ve 5. kattan aşağı atlıyordum. Yani adamı sonunda şikayet ediyorum. Görüntülerde var. Ağlayan öğrenciler ya, var. Ama çıkırarak protesto acıklı, eden. Yani ağlanası bir şey. İnsan ağaç sever yani. Onun gölgesinde duruyoruz. Onun gölgesinde nefes alabiliyoruz. Evet. Nasıl bunu yapabiliyorlar? Ve nasıl böyle bir direnişi? Aslında bu kadar doğal, bu kadar barışçıl bir direnişe de gazla, copla saldırabiliyorlar. Yani gerekçe ne? Yani bir yurt mu inşa etmek ya, gerekiyor? Gerekçe rant gene aslında. Hı hı. Gerçekten hani kimin eli kimin cebinde tam bilemiyorum. Gerçekten oradaki anlaşmalar kimlerle kimler arasında yazılmış. Çünkü bu alanda çalışan değer verdiğim bir arkadaşımız Ankara'dan, Önder Algedi'nin de mesela bu konuda açıklamaları vardı. Bu sadece bir yurt inşaatı değil, aynı zamanda başka inşaatlar da var orada. İdare alanı, başka şey, 50 bin metrekarelik falan öyle bir şeyden bahsediyor yani, alandan, inşaat evet. alanından evet. bahsediyor. Bu da ciddi bir gene yeni rant vesaire demek. Yani öğrenciler belki orada daha masumane bir şekilde o ağaçlar kesilmesin ve yurt yapılmasın diyorlar ama ya da belki Mansur Yavaş çıkıp işte yurdu ben yapacağım diyor. Güzel bir şey bunu ifade etmesi. Başka bir yerde yapalım diyor. Ama mesele galiba sadece o değil. Buna karşı da uyanık olmak lazım. Bu anlamda hakikaten öğrencilerin direnişini desteklemek lazım. Siyaseten de bunun takipçisi olmak lazım. Çünkü Türkiye'de böyledir. Böyle bir hemen o anda yükseldiği zaman sesler, ondan sonra destek bulur. Arkasından da peşi bırakılır, sonra girer o dozerler. O alanlara buna fırsat vermemek lazım diye düşünüyorum. Evet. Aslında artık nefes alamıyoruz Hakan Bey. Yani hiçbir yerde nefes alamıyoruz. Şehirlerde oksijen yok resmen. Bunun için sadece ODTÜ'de değil, hiçbir yerde yeşilimizin elimizden alınmasına izin İstanbul'da aynı durumda daha beter değilse dünyanın evet. büyük kentleri arasında yeşil alanın en az olduğu yüzde evet. 2 nokta kaç? 2.2 evet. galiba evet. öyle bir yani yer haline geldi. Bu sadece ihanet ettik demekle olmuyor yani. Evet. İhanet etmeye herkes devam ediyor. Yani. Evet. Filiz Hanım, sizin pek çok yakıcı konuyla ilgili, sosyal konularla ilgili şeyleriniz, açıklamalarınız, girişimleriniz oluyor. Meclis önergeleri veriyorsunuz. Benim hatırladığım bugünlerde Çorlu tren kazasının yıl dönümünde evet, bir açıklamanız dün. Vardı. Ne durumda bu Çorlu davası? Şimdi dün ben Elektrik Mühendisleri Odası'nın Çorlu tren faciasıyla ilgili hazırladığı raporu ve o basın açıklamasını sundukları raporu basın açıklamasına katıldım. Gerçekten çok değerli bir emek, değerli bir çalışma yapmış arkadaşlar ve bunun aslında nasıl kaza değil cinayet lafının gerçek anlatıyorlar. Öncelikle fazla yolcu alınmış kapasitesinden, evet. fazla yolcu taşınmış. Yani teknik birçok şey ifade ettiler. O raporun linkleri var sosyal medyada da. Herkese okumasını tavsiye ederim gerçekten. Çok uzun değil, 7-8 sayfalık okunabilir bir rapor. Önemli olan tabii şeylerden biri, evet, önlenmemiş ve sorumlular var. Ama Türkiye'de en çok karşılaştığımız şey sorumluların yargılanmaması. Yani bunu işte Şule Çet davasında da görebiliyoruz. Bazen karartmak için olabiliyor. Daha doğrusu orada başka bir siyasi bakış açısı oluyor. Aslında iki türlü yargılama var. Biri
diyelim ki erkek egemen siyasetin tezahür ettiği işte kadın cinayetleri gibi bir siyasi bakış açısı ya da işte Kürt düşmanlığı gibi ya da işte doğa düşmanlığı gibi, rant zihniyeti gibi bunların tezahür ettiği bakış açılarıyla yürütülen bir yargı siyaseti. Diğer tarafta da var olanın aslında karartılmaya çalışıldığı bir yargı siyaseti. Yani ikili bir şey görüyorum ben burada. Bunun birincisine örnek, evet, Şule Çet davasıdır. Kadın cinayetlerinin pek çoğudur belki. Oradaki iyi hal indirimleri, haksız tahrik uygulamaları vesairedir. Ya da işte bir yeri imara açmaktır. Orayla ilgili usulsüzce aslında karar vermektir. Bunlar bu siyasetin ürünleri. Ama diğer tarafta Rabia Naz gibi işte gerçekten henüz hakikate ulaşamadı. Karartılıyor mu karartılmıyor mu bilemediğimiz. Onunla çünkü ilgili de bir önerge verdiniz. Olunmadı. Evet, araştırma. Bir yılı geçti değil mi? Bu evet. Nisan ayının 11 Nisan'dı galiba 2018. Ne aşamada şu anda? Onunla ilgili soru önergesi vermiştim. Yeni de araştırma önergesi verdik. Meclise de indirdik. Evet. Hatta Nurettin Canikli vermişti bir önerge ve biz bekledik ki onlar indirsinler aslında meclise araştırma önergesini ve bütün partiler de araştırsın. Eğer ortada bir şey yoksa yok olduğu ortaya çıksın. Yani bununla ilgili bir araştırma yapalım. Çünkü kamuoyu vicdanını ciddi biçimde yaralayan bir olay bu. Küçücük bir çocuğun ölümü ve bu ölümün karartıldığı düşünülüyor aile tarafından, bazı gazeteciler tarafından ve kamuoyu tarafından. Ama işte kendileri indirmedikleri gibi o göstermelik bir şeymiş demek ki meclise öyle bir önergeyi sadece sunmuş olmak. Sonra biz indirdiğimizde araştırma önergesinde reddettiler. Yani dolayısıyla onların çoğunluğuyla pek çok şey reddedildiğinden araştırılamadı. Gerçeğe de henüz ulaşamamış bulunuyoruz. Aynı şekilde Çorlu davasında da yani Anayasa Mahkemesi önüne giden insanlar, yakınları, bizim onları pamuklara sarmamız, gerçekten şefkatle kucaklamamız gerekirken onlar öyle. 10 Ekim katliamının yakınları aynı şekilde öyle. Oradan yaralı olarak evet. çıkanlar öyle. Herkese gerçekten toplumsal olarak muhalif olan ne olduğu önemli değil. Hakikaten önemli değil. Yani bu Çorlu tren faciası olabilir, 10 Ekim Ankara gar katliamı olabilir. İşte bu neden bu kadar belki hani tırnak içerisinde siyasi görünmeyen Rabia Naz olayı olabilir. Ya da Şule İdildere Yoğurtçu Parkı'nda evet. ölen demeyeceğim, öldürülen aslında arkadaşım Nesrin Aslan'ın kızı, yani gerçekten can yakıcı. 6. kez bilirkişi raporu isteniyor mesela o davada da. Kusursuz bulundu. Halde yani yaya yolunda yürüyen, müzik dinleyerek yürüyen evet. genç bir kadın bir hafriyat kamyonu tarafından eziliyor. Bu davaların hepsi artık insanların adalete erişimini, adalete güvenini yok etti. Ve biz bunu aşmak zorundayız. Hı hı. Bunu aşamazsak o zaman zaten denetim görevini, yani bir toplumda olması gereken en önemli şey denetimdir aynı zamanda. Bunu yargı yerine getiremezse ya da biz bunu zorlayamazsak o zaman bu ülkenin sonu olur diye düşünüyorum ben. Evet, bu sözünü ettiğiniz konulardan biri de kadınlara şiddet de onunla ilgili evet. galiba bugünlerde Diyarbakır'da mı yapılmış bir açıklama vardı? Hafızam evet, evet. beni yanıltıyor. Rosa Kadın Derneği'nin özellikle öncülüğünü çektiği işte Şahmaran Kadın Derneği, yani Diyarbakır'daki birçok aslında kadın kuruluşunun notlarını da almıştım ama çok size, yoğun bir hazırlıkla gelmişsiniz. Bütün konuklarım böyle hazırlanmıyor. Ben valla ya, herkes yaptığı şeyi yapsın. Ben tamam. Ondan yanayım. O yüzden size de saygım sonsuz. Sağ uzun yıllardır yürüttüğünüz gazetecilik nedeniyle. Evet, Diyarbakır'da şiddetle mücadele ağı olarak bir araya gelen kadın örgütleri dün mor ve siyah giysileriyle kadına yönelik şiddete karşı bir rapor açıkladılar. Ve dediler ki yalnızca son 4 ayda Diyarbakır'da 954 kadın ve 1716 çocuk şiddete uğradı, 3 kadın öldürüldü. Ki bunlar da ulaşabildikleridir, belki bunun arkasında da başka şeyler var. Biz mecliste önemli bir şeye ön ayak olduk.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesiyim ben aynı zamanda. Bunun alt komisyonu olarak İstanbul Sözleşmesi, yani şiddete karşı o uluslararası sözleşme, hani İstanbul'da imzalandı diye çok övündüğümüz sözleşmenin etkin uygulanmasının denetlenmesi, etkin uygulanabilmesi ve bunun denetlenmesi, incelenmesi için bir alt komisyon kurulmasına ön ayak olduk. Bütün partiler onay verdi aslında. Hep birlikte bu komisyonu kurduk. Ve şimdi meclise gelip bütün STK'lardan gelenler oluyor. Mesela geçen hafta Mor Çatı vardı, Kadem vardı, başka kim vardı? Türk Kadınlar Birliği vardı. Onlar geldiler ve Türkiye'deki aslında İstanbul Sözleşmesi ile ilgili durumu anlattılar. Şiddetle ilgili durumu anlattılar. Bir önceki toplantıda yargıçlar geldi. Yargıtay'dan geldiler, aile mahkemelerinden geldiler. Ondan önce bütün barolar geldi. Çok önemli aslında. O tutanakları incelemenizi tavsiye ederim. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, evet. Alt Komisyonu tutanaklarını. Hakikaten Türkiye'deki şiddetin bir panoramasını çiziyorlar. Ama şu son popüler tartışmalara örnek olsun diye onu da söylemek isterim. Gelenlerin hiçbiri nafaka kalkmalı demedi. Yani süresiz nafaka diye bir şey vardır da demedi. Bunu hukukçu olarak ben biliyorum zaten. Süresiz nafaka diye bir şey yok. Bu da gene özellikle erkek egemen anlayışın toplumda yaratmaya çalıştığı algı. Kimleri kurtarmaya çalışıyorlar bilmiyorum ama hepsi gelenlerin kadınların yoksullukla boğuştuğunu, evet. O takdir edilen 300-500 liralık nafakalarında en büyük sorunun aslında tahsil edilememe olduğunu ifade, evet, ettiler. Evet. Şiddetin en önemli nedenlerinden biri de yoksulluk zaten, yani aslında kadın. Peki Filiz Hanım, biraz da siyasi konulara girelim. Hepsi siyasiydi. Hepsi siyasiydi tabii ama sosyal yaralara parmak basmak açısından bunlar, tamam, önemli oldu. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın, evet, bir dizi tweet'i yayınlandı ve gündem, evet, oluşturdu. 30 tweet. Neydi bunun önemi, neydi diğer şeylerden, tweetlerinden, açıklamalarından farkı neydi? Nasıl yorumlarsınız bunu? Şimdi bugün bir de Selahattin Demirtaş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, ifade özgürlüğü ile ilgili bir karar verdi. Bu 2005'te yapılan bir konuşmayla ilgili sanıyorum, Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisiyken Roche TV'de yaptığı bir konuşmada Abdullah Öcalan ile ilgili görüşlerini açıklamasının ardından terör propagandası yapmak, evet, örgüt suçundan propagandası mahkum edilmesiyle ilgili olarak yapılmış ve demokratik bir toplumda tartışmasız şekilde kamusal bir endişe yaratan bir konu hakkındaki fikir ve görüşlerini aktardığı belirtilerek 2000 euro manevi tazminat, 1000 euro da mahkeme masrafı, yani mahkum etti ödeyecek. Türkiye'yi. Mahkum etti, evet, Türkiye'yi mahkum etti. Şimdi o tweetlerine baktığımız zaman tabii ki orada da en önemli şey aslında bu FETÖ yargılamaları. Yani şimdi bize deniyor ki 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Çok büyük bir şeydi bu ve bunun arkasından da birçok FETÖ'cü işte yakalandı, hapse atıldı vesaire vesaire. Tamam, peki bunların savcı olduğu, hakim olduğu, bunların iddianameler hazırladığı davalar ne oluyor? Yani bunun içinde gazeteci de var, Cumhuriyet davası gibi, işte kokteyl örgütler yarattıkları hatta davalardan biri. Onun dışında KCK davası, işte Selahattin Demirtaş'ın, bütün vekil arkadaşlarımızın ya da belediye eş başkanlarımızın yargılandığı hemen hemen bütün davalarda bu savcıların hazırladığı iddianameler var ya da bu yargıçların verdiği kararlar var. Selahattin Demirtaş'ın işte ifade ettiği, mesela bunlardan bir tanesinin adını vereyim, Uğur Özcan, yani cemaatten tutuklu bir savcı tek bu. Tek savcı. Onları veriyor. Evet, tek tek iddialar onları veriyor. İddialar ve suçlamalarla ilgili. Evet, ve burada gerçekten mesela
gizli bir tanık var deniyor. Gizli tanık yok aslında. Bunu diyen cemaatten tutuklanıyor. KCK yöneticileriyle telefon görüşmeleri yaptığı iddia ediliyor. Onların hepsi parti yöneticileri. Vekillerimiz Selma Irmak, Kamuran Yüksek, Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Nadir Yıldırım. Gene savcı kim? Uğur Özcan. Yani bütün bunlara ya da DTK gibi Demokratik Toplum Kongresi halen faaliyet yürüten legal, açık, meşru bir platform. Bunun faaliyetlerinden yargılanıyor. Hı hı. Faik Hoca diyor mesela, Faik Yazay benim de çok iyi tanıdığım bir arkadaşımız. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis üyesiydim çünkü iki dönemde Ertuğrul Kürkçü vekilimizle beraber. Faik Yazay bizim partimizin Avrupa temsilcisi. Şimdi sözde Demirtaş ondan talimat almış ve Avrupa Konseyi şey yapmış, ne yapmış? Bir konferansa Avrupa'da katılması gerektiğini Faik ona belirtmiş. Faik Hoca diye biliniyor herkes tarafından. Evet. Ve Mevlüt Çavuşoğlu da Faik Yağızay'ı çok iyi evet, tanıyor. Evet, o da enteresan yani, bir nottu. Bu benim de tanık olduğum bir şey. Yani çünkü Faik Yağızay'la ben de çok toplantıya katıldım. Mevlüt Çavuşoğlu da geldi ve beraber katıldık yani o toplantıya. Hı-hı. Bizim Avrupa temsilcimiz olduğu için. Yani bütün bunlar aslında şu anda mesela hani gerek süreleri dolan, gerek tamam kimse uzun tutuklu kalmasın ama Hizbullah sanıkları mesela tahliye edilirken bizim arkadaşlarımız hala cezaevinde yatıyorlar. Ve bu nedenlerle yani Fethullahçı aslında hakim ve savcıların yargılama pratikleri nedeniyle yatıyorlar. Şu anda kamuoyu aslında çok ciddi bir yargı paketi bekliyor. Ama görünen o ki şu anda meclis tatili öncesinde böyle bir paket yok. Bence olması gerekiyor. Yani herkesin gerçekten meclisi tatile girmeden de buna zorlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu Selahattin Demirtaş konusu galiba farklı bir noktaya geldi artık. Toplumun bilincinde de, vicdanında evet. da. Yani bir kere 3 yıla yakın bir süredir evet. içeride tutuluyor ve bununla ilgili deminki tweetler de gösterdi. Başka açıklamalar da var seçim sürecinde, seçim sonrasında CHP'lerin yaptığı açıklamalar da var. Görüşme isteklerini dile getirmeleri vesaire artık farklı bir yere doğru gitti herhalde. Yani kuşkusu olanlar ya da iktidar propagandası nedeniyle mesafeli duranlarda herhalde bazı aşamaları geçtiler gibi başka bir yerde yer alıyor gibi sanki artık Demirtaş davası, ne dersiniz? Şimdi ben sadece Demirtaş davasının böyle olması gerektiğini düşünmüyorum açık hı hı. söylemek gerekirse. Çünkü diğer arkadaşlarımız da aslında, yani ben İdris Baluken'i çok yakından evet. tanıyorum ve çok üzüntü duyuyorum. Yani beraat etti İdris Baluken. Yani gerçekten oy birliğiyle beraat etti ve o heyeti sürdüler. Sonra 18 yıla evet. varan cezalarla içeride. Çağlar Demirel aynı şekilde grup başkan vekili arkadaşım. Selma Irmak, Gülser Yıldırım, Sabahat Tuncel, yani hepsini kapsayan bir şey var. Yani bu bahsettiğim şeylerin totali öyle. Ama tabii ki Selahattin Demirtaş bir parti lideriydi, eş başkanıydı Figen Yüksekdağ'la beraber ve toplum nezdinde çok ciddi sempati toplayan bir lider. O anlamda onun şahsında yoğunlaşıyor olabilir bazı şeyler evet. ama bence herkesi kapsaması gerekiyor ve Selahattin Demirtaş'ın da ve bütün arkadaşlarımızın da artık serbest kalması gerekiyor. Çünkü bu tarz uyduruk, yalan ve sadece aslında yaptıkları konuşmalar nedeniyle o arkadaşlarımızın hepsi içerideler. Bir iki konuyu sormak istiyorum size izninizle. Bu Demirtaş'la da ilgili izlediniz mi bilmiyorum. Geçen hafta CHP Parti Meclisi'nden akademisyen Yüksel Taşkın vardı, benim konuğumdu. Çok özenli konuşmaya çalıştı. Hatta bedel ödeyen insanların, Kürtleri kastederek, HDP'leri kastederek incinmemesini incinmesini istemiyorum diyerek yaptığı konuşmada HDP ile Demirtaş çizgisi arasında bir fark olduğunu, HDP'nin zaman zaman bocaladığını, yerel sorunlarla yeterince uğraşmadığını, daha ideolojik siyasi kaldığını, Demirtaş'ın da durmadan HDP'yi bir kilit parti olmaya doğru itmeye çalıştığını söyledi. Bu yorumlara katılır mısınız? Yok, katılmıyorum. Hı hı. Yani bu şöyle bir şey.
bu da bir yaratılmak istenen algı aslında. Yani bizim üzerimize o kadar çok oynanıyor ki insan hani başka bir yerde olsa gerçekten sinir bozucu bir şey. Ama sonuçta siyasetin içerisindesiniz ve bunlara da tahammül etmek durumundasınız. Hani eleştirileri hani Yüksel Taşkın'ın bir eleştiri olabilir, değerlendirme olabilir, ona saygı duyarım. Her zaman hani olumlu eleştirileri de değerlendirmek zorundayız, kendimize bakmak zorundayız. Evet, mesela yerel siyasetle yeterince uğraşmadığımız doğru bir tespittir. Ama bu hani Selahattin Demirtaş ve HDP arasında olan bir ikilem değil. Bu Selahattin Demirtaş da buradayken, hepimiz de buradayken aslında belki daha öncesinden beri bazen yeterince ilgilenememek, bazen de benim mesela Ankara Belediye Başkan Adayı olduğum dönemde tespit ettiğim, özellikle daha yakından görerek yaptığımız şeyleri yeterince anlatamamak. Tabii ki bunda basının da rolü var. Yani bizi çıkarmamaları, 4 senedir hiçbir yerde kendimizi ifade edememek, medya ambargosu, onun da etkisi var. Ama onun dışında bizim aynı zamanda yaptıklarımız güzel şeyleri yeterince anlatabilmek konusunda da bir eksikliğimiz var. Yani bizim çok önemli belediye deneyimlerimiz var, örneklerimiz var. Ben bunların mesela o dönemde listesini çıkartıp gerçekten şey yaptım. Yani Ankara seçimleri sırasında bizim bu deneyimlerimiz var diye istedim arkadaşlardan ve anlatmaya başladım. Bu doğru bir eleştiridir mesela. Ama onun dışında bizim aramızda işte farklılıklar olduğu, ya benimle de arasında farklılıklar vardır partinin. İşte şeyle de vardır, Fatma Kurtulan'la da vardır. Saruhan Oluş'la da vardır. Ama sonuçta biz belli bir yapı içerisinde yer alan insanlarız ve bizim bir genel perspektifimiz, anlayışımız var. Orada Selahattin Demirtaş'ın perspektifiyle bizim perspektifimiz arasında hiçbir farklılık olduğunu düşünmüyorum ben. Ama bazılarının hoşuna giden şeylerden biri bu. Yani o işte şey var ya, birisini hep öncelemek. Mesela İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu mu kazandı sadece? Hayır, bence öyle değil. Yani bizim mesela o seçimlerden sonra HDP olarak yapmamız gereken şey, belki onu da soracaktınız hani seçimlerde. Soracağım, yine de soracağım ilgili. Bir şey var çünkü orada enteresan bir açıklama vardı Sezai Temelli'nin parti liderlerinden. Seçim sonuçlarını HDP belirledi. Bu biraz fazla iddialı bir açıklama değil mi? Şimdi birçok yere baktığınız zaman gerçekten özellikle Kürt yurttaşlarımızın, HDP seçmenlerinin tabii çok yoğun olarak yaşadığı ilçelere, Esenyurt gibi, Esenler gibi, yani oralardaki artışlara baktığınızda gerçekten HDP seçmeninin kararlı bir şekilde sandığa gittiği ve oy verdiği görülüyor bu 23 Haziran'da. Ama yani bu şey olmayabilir. Hani çok önemli bir etken olduğumuzu düşünüyorum. Yani uyguladığımız siyasetin, 31 Mart'ta da uyguladığımız, işte AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz, Batı'da da kazandıracağız demokrasi güçlerine siyasetinin önemli bir strateji olduğunu ve Türkiye'de karşılık bulduğunu düşünüyorum. Hatta bazen eli gitmeyen çok insanı biz ikna etmek için uğraştık. Yani bunun için İstanbul'da da geldik, çalıştık. Ben de o seçimde, son seçimde çalıştım. Öncesinde Ankara'da çalıştık. Yani orada da oy verilsin diye. Bunlar azımsanacak şeyler değil. Evet. Değil ama bunu, herhalde bunu kazanılan lazım. Başarı herhalde birlikte kazanılan i̇şte bir başarı değil mi? Demin de siz şey bana onu o. sormuştunuz. Evet, demin söz ettiğim şey o. Ekrem İmamoğlu mu kazandı? Evet. Ya da işte hep böyle bir tekçilik üzerinden bir anlayış kurarsak, yani ben mecliste seçimlerden sonra yaptığım ilk konuşmayı halka seslenerek mecliste yaptım ve dedim ki lütfen, ama lütfen sevgili halkımız, kimse için bu iyi çocuktur demeyin. Yani çünkü biz biliyoruz o iyi çocukların nasıl geldiğini. Parmağında tek yüzükle gelen, işte Nurettin Sözen'e teşekkür eden, ne iyi bir belediyecilik yaptınız diyen iyi çocuklar da vardı. Yani o yüzden bunu yapan, aynı zamanda yaratan da bizleriz. Bunu seviyor halkımız. Yani bundan vazgeçmemiz gerekiyor. HDP'nin yerel siyasete yönelmesi gibi aslında kendimizin, hepimizin yerel siyasete yönelmesi gerekiyor. Muhtarlığın önemli olduğunu, belediye meclislerinde olmamız gerektiğini, oraları denetlemenin önemli olduğunu, bir belediye başkanı denetlemenin önemli olduğunu hepimizin daha fazla anlaması gerekiyor.
demokrasi bu işte. Peki. Aslında. Bir söylenti yani, var Filiz Hanım, onu nedir? Sorayım size. Bir yeni bir barış süreci oluyormuş. Hmm. İşte 8 yıl avukatlarıyla görüştürülmeyen Öcalan'la tekrar görüşmelerin başlatılması, ona çağrı yaptırılması, bunun ilginç bir şekilde yansıtılması vesaire. Bütün bunlar yeni bir sürecin, barış sürecinin, Kürt sorununun çözümü yolunda belirtileri imiş. Miş diyorum çünkü ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Yok, ben de bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Biz barış siyasetini AKP ile öğrenmedik. Ve AKP ile de bitirmeyeceğiz. Yani bunu biliyorum. Çok net olarak biliyorum. Olması gereken şeyi de biliyorum. Şu anda bakılması gereken şey, AKP bir barış müzakere süreci yürütüyor mu yürütmüyor mu değil. 2013-2015'te ne olduğu, bir toplumun bundan ne kadar büyük aslında ferahlama ve rahatlama duyduğu, askerlerin ölmediği, gerillaların ölmediği, annelerin değil sadece bütün toplumun ve ailelerin gerçekten o duyguyu yaşadığı bir dönem. Şimdi bu ne oldu? Evet, barış o müzakere toplumsallaşmadığı için yeterince. Gerçekten daha şeffaf aslında, daha açık yürütülmesi gerekirken belki öyle olmadığı için. Ama ya da bir taraf tarafından böyle benimsenmediği için o masalar devrildi. Ve sonuçta arkadaşlarımız, bunu yürüten özellikle arkadaşlarımız, işte Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken gibi cezaevindeler. Evet. Diğerleri dışarıdalar, bunun siyah hükümet kanadından yürütenler. Ama bunları atın bir kenara. Önemli olan, gerçekten bakmamız gereken şey, bu iyi bir şey miydi? Ve bundan sonrasında bunun daha kalıcı bir şey olması için yüzümüzü neye dönmemiz gerekiyor? Bence işte barışı toplumsallaştırmamız ve kalıcılaştırmamız gerekiyor. Tam bu noktada son soruyu sorayım o zaman. Bundan sonrası ve yapılması gerekenlerle ilgili. Bu seçim başarısı, demin de konuştuğumuz gibi, çok farklı güçlerin iktidarın böl yönet politikasını boşa çıkarabilmesi ve kendi aralarında şu ya da bu düzeyde olumlu ilişkiler kurabilmesi ile mümkün oldu. Bu İttifak ya da bu işbirliği ne derece sağlam görünüyor? Bu devam eder mi? CHP ile ilişkileriniz açısından, İYİ Parti ile özellikle zaman zaman ufak tefek kıvılcımlar çıkıyor. Bu açıdan devam eder mi? Nasıl görüyorsunuz? Yani ben CHP'de de böyle biraz tabii farklı uyanışlar görüyorum, açıkça bunu ifade etmeliyim. Belki ilk defa aslında bugüne kadar çok da yer almadığı bir sosyal demokrat zemine de yürümeye başladı. Hani tam böyle olduğunu söyleyemem. Yani bu konuda gerçekten, hani bir gün bir milletvekili de hatta ifade etmişti. Hangi CHP filsanı diye, kendisi de vekil olan CHP'li. Çok CHP var belki. Onların içerisinde de tabii farklılıklar var. Ama bunun yürümesi de yine dediğim gibi halkın gerçekten aslında tabanda güç birliğine bağlı olan bir şey. Yani bizler halkımız bu tabanda güç birliğini daha fazla pekiştirirse, o denetim görevini ve yerel siyaset görevini, az önce söylediğim barışın toplumsallaşması çabasını, demokrasi özlemini hayata geçirme çabasını daha fazla katmerler ve bir arada olmayı gerçekten başarabilirse, bunu siyasilere zaten dayatır. Yani biraz aslında seçimde gördüğümüz böyle bir şey oldu. Yani biz oralardan geçerken alkışlandık. Bize mesela sonrasında çok teşekkür eden CHP'li gördüm ben. Yani biraz artık hamasetten vazgeçmek gerekiyor. Yani İYİ Parti için de bunu söyleyebilirim. Gerçekten hani ne bileyim, işte en son görüyorum ben, hani bir adını vermeyeyim de birinin şeylerini, sosyal medya paylaşımlarını. Şimdi Kars'ı, Iğdır'ı, başka belediyelerimizi, Van'ı, komşular ziyaret ediyorlar. Ve diyor ki, bu bir tesadüf mü acaba? HDP belediyelerini ziyaret ediyor.
Ya kardeşim yani bu bir tesadüf değil, bu bir dostluk mesajı yani ve gerçekten bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yani komşularla iyi olmaktan. Biz bugün hakikaten Suriyeliler diye ırkçılıkla ortalığı yel yeper eden insanlar görmüyorlar mı? Yani o insanların buraya gelmelerine neden olan sebeplerden biri de aynı zamanda bizim iktidarımızın siyaseti, onun politikasıdır. Dolayısıyla dostluk iyi bir şeydir. Denetim de iyi bir şeydir. Yani bizler dostluğu sürdürmeliyiz siyasetler arası. Diyaloğu sürdürmeliyiz, konuşabilirliği sürdürmeliyiz. Bu tekçilikten vazgeçmeliyiz. Birilerini tepemize çıkarmaktan da vazgeçmeliyiz. Tamam. Kendi gücümüze ve demokrasiye, barışa güvenmeliyiz. Peki. O zaman başarırız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. O zaman bu dostluk, denetim ve diyalogla bitirelim bugünkü söyleşiyi. Tamam. Filiz Hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile birçok konuyu konuştuk. Ankara'da ODTÜ'de olan bitenlerden Çorlu tren kazasına, Rabia Naz ve diğer benzeri konulardan Selahattin Demirtaş'la ilgili gelişmeleri ve HDP ile ilgili hem görüş hem iddia ve eleştirilere kadar. Yeni konuklarla tekrar bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.